Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Hoşuna gidecek bir şehir senin asleten. İbrahim seni de öyle zannediyorum. O ki hüküm zamiri gibi ile başlıyorum. O ki geçmiş, gelecek yok. Hani geçmiş var. Ama dinsizin nazarında yok. Yaşanmış, yok olmuş diyor. Geçmiş bir yere yığılmışsa otomatik olarak geleceğin de varlığını kabul etmek zorunda. Çünkü geçmiş diyemezsin. Hal var. Hali zaten yaşıyor. Bir tane de zaman getirdin. Geçmiş. Geçmiş varsa otomatik olarak yaşanıyorsa bir yere gidiyorsun demektir. Geleceğe gidiyorsun. Ama dinsiz şöyle diyor. Geçmişi kabul ettiği anda geleceği de kabul etmek zorunda. Çünkü mesela koşuyor. Bir yere gidiyor. O zaman gidiyorsa o yer vardır. Veya koşmuyor, duruyor. Şimdi anı yaşıyor muyuz? Geçmiş ne oluyor? Dinsizin nazarında yaşadığın yok oluyor, yaşadığın yok oluyor. Bizim nazarımızda geçmiş depolanıyor, var. Hatta geçmiş geleceğe atılıyor. Haşir meydanına atılıyor, oraya gidiyoruz. Şimdi, geçmiş varsa otomatik gelecek de vardır. Çünkü gelecek olmayan bir zaman düzeyinde geçmiş diyemezsin. Geçmiş diyebilmek için anı ve geleceğin olması lazım. Gelecek yoksa geçmiş denen bir kavram yoktur. Yani bu zaruri bir şeydir ya. Karanlık demen için aydınlığı bilmen lazım. Mantıklı bir şey. Mantıklı bir şey. Mesela güneş çıkmıştır demeye gerek yok ki gündüzdür. Şimdi geçmiş dediğin anda kabul ediyor musun? Nerede? Yok. Yok. Ama geçmişin kabul ediyor musun, etmiyor musun? Yok, bu ayrı bir mesele. Ayrı bir mesele o. Geçmiş neredeyse gelecek de oradadır. Niye? Geçmişimize gitmiyor muyuz? Haşi meydanına gitmiyor muyuz? Kabire gidiyoruz. Sonra haşi meydanına gidiyoruz. Haşir meydanında ne yapacağız? Yaptıklarımızı göreceğiz. Bizim haşir meydanı istikbal değil mi ileriye doğru? Yaptıklarımızı göreceksek yaptıklarımıza gitmiyor muyuz? O zaman geçmiş öne atıldı. Peki, geçmişi hiç kimse inkar edemez. Yani mesela bir dinsiz düşünün. Geçmişsiz de konuşamaz. Mesela annesine demez. Anne, geçen ay ben sana söz vermedim mi? Anne, sen bana geçen ay söz vermedin mi? Baba, sen kaçta okuyordun? Lise 2'de okuyordum geçen sene. Yani lise 3'e bir anda gökten mi geldin? Mazisi yok mu bu lise 3'ün? Kaç yaşındasın? Sor din size. 36 yaşındayım de. Hakikaten mi 36 yaşındasın? Demek ki 36 senem var yani. Var tabii canım diyecek mecburen. 36 senen nerede ki 36 diyorsun? Nerededir 36? Nereye doğru depoladın? Doğru abi. Aslında bir sıfır olması lazım. Sıfır olması lazım. 36 yaşında diyebilmen için 36 senen olması lazım. Nerede o senen? O sene geçmiş 36 senen neredeyse yaşamak, yaşayacağın alem de oradadır. Geçmiş neredeyse, gelecek de aynı düzeydedir. Niye? Geçmişinle an aynı düzeydeyiz şu anda. Yaşıyoruz. Tak, tak, şerit ya, bant. Bant sistemi. Bant. Şimdi şu anda yaşamıyor muyuz? Derste biraz önce, birkaç dakika önce başladık.
Bunun öndekini nasıl inkar edeceksin? O zaman anan da yok. Evladın da yok. O zaman neyin planını yapıyorsun geleceğini? Çok tuhaf ve tutarsız. Bir kere geçmiş ve gelecek kavramını kabul eden ahireti ismi şey kabul etmiş demektir. Gelmemiş ama vardır gelecek. Nereden biliyoruz var? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz yani? Yaşamıyor muyuz? 36 sene, 37 sene. Bir yere gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. He. Dese ki geçmiş yoktur. Gene bu kadar mantıktan sonra dese ki geçmiş yoktur. Gelecek yoktur. Ona bir tane korkunç bir mantık çakıyorum şimdi. Diyorum ki madem geçmiş ve gelecek yok, o zaman geçmişten hüzün, gelecekten korkuların niye var? Geçmiş yoksa hüznü yok. Ulan keşke ya. Nereden dedim? Vermeseydim. Yapmasaydım. Pişmanlıklar geçmişi ispat etmiyor. Veya geleceği göstereyim sana. Çünkü geçmişte korku yoktur. Unutmayın. Korku geleceğe ait. Elem ise, hüzün ise geçmişe aittir. Keşkeler geçmiştedir. Geleceğe keşkeler olmaz. Keşke bir sene sonra ekmek yeseydim. Daha gelmedi ki bir sene sonra. Keşke olmaz. Ha, bak, geçmiş hüzün var. Elem var. Gelecekten korku var. Peki geleceğin korkusu yok mu? Var. Mesela ya gidiyorum ama derste çalışmadı. Nasıl imtihan vereceğim ya? Korku. Mesela gidiyorum vize alacağım ama ya Almanya'da vize vermiyor ya. Gidiyorum mülakata, İSKİ işe alıyor. Yazılıyı geçtim ama sözlüğü nasıl geçeceğim? Ya geleceğin korkusu yok mu? Deprem olacak deniliyor yaygara. Dışarıya çıkıyorsun, günlerce dışarıda yatıyorsun. Yani bunu fazla konuşmaya gerek yok. Korku yok mu? İnsanda korku yok mu? Korku geçmiş de olmaz. Korku geleceğe aittir. Ölüm korkusu yok mu? Herkes vardır. İhtiyarlık korkusu yok mu? Vardır. Hastalık korkusu yok mu? Vardır. Korku geleceği ispat ediyor. Bir insanda korku varsa geleceği kabul ediyor demektir. Bir insanda hüzün varsa, elem varsa geçmişi vardır. Çocukta yoktur. Delide yoktur ve hayvanda yoktur. Ama aleminde yoktur, varlıkta vardır. Hele hele biz geçmişten hüzün, gelecekten korku hissediyorsak, geçmişin ve geleceğin en güzel delili bunlardır. Ha, diyor ki, geçmiş, gelecek yok. Niye geçmişten hüzün, gelecekten korku ve endişe duyuyoruz? Yoktan elem ve korku olur mu? Yoktan elem ve yok olan gelecekten korku olur mu? Bunlar geçmiş ve geleceği hazırda yaşayanlarda olan sıfattır. Yani şu anda geçmişi yaşıyorsun. Hatta doktorlar diyor ki ya geçmişine takılma durma ya. Dinsiz doktor bunu diyor ya. Yani psikoloji bir doktor diyelim. Tedavi ediyor bir hastayı. Ya niye keşkelere takılıyorsun? Niye geçmiştesin hala? Demiyor muyuz? Bazen de insan geçmişine takıldığı gibi psikolojik geleceğe de takılıyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Ailece en büyük sorunlardan bir tanesi. Beni aldatacaksın sen. Hayırdır? Sen beni öyleyse diyorum aldatacaksın. Aldatabilirsin. Sen de bunları hissediyorsun. Böyle manyaklar da var yani. Gelecek ve geçmişi zaten gündelik hayatta yaşıyoruz. Konuşurken de yaşıyoruz. Peki geçmiş gelecek var mı Murat? Var. Nerededirler? Geçmiş geçmişte gelecek gelecek var. Geçmiş geçmişte böyle mantık görmedim ben. Doğru.
geçmiş ve gelecek hazırdadır. Hepsi hazırdadır. Üstü aralanıyor hazırda. Üçü aslında hakikat aynı yerdedir. Mesela bak. Buz neredeyse su da oradadır. Su neredeyse H2O o oradadır. H2O neredeyse enerji de oradadır, esir de oradadır. Aynı değil mi? Boyut farklılığından birbirinden ayrılmıştır. Ama aynı yerdeler. Geçmişi nasıl hazır davranıyoruz abi? Gelecek tamam da. Geçmişi nasıl hazır davranıyoruz? Çünkü mesela bu suyun bir geçmişi yok mu? H2O'ydu. Enerjiydi. Esirdi. Maddi hayattı. Aynı hayattı. Akılcı ve Nur-u Muhammed'i. Bu geçmiş değil mi? Neredeydi? Yani şimdi hazırda. Suda var zaten bu. Yani suyun geçmişi, su vardır diye geçmişine kopmamış, sıfırlanmamış. Hepsini barındırıyor. Yani abi, geçmişten ders alıp istikbale yönelik anı yaşamak. Yani gibi o şey noktası, beşeri konuşmalar da öyle. Ama biraz ilmi bir şey. Yani suya muhatap olduk diye suyun arkasını çekerseniz su yok ki. Suyun geçmiş aşıkıyor değil mi? Çek onu sudan. Su var mıdır? Anın mazisini çek bakalım. An var mıdır? An diyemezsin ki. Çünkü an bir bantın banttaki bir noktadır. Peki anın geleceğini yok et bakayım. Nereye gidecek? Ne, yok ki bir yere gitsin. Hiçlik denen bir şey varsa, gelecek hiçlikse nereye gidiyoruz? Hiçlikte gidilir mi? Hiçlik yok ki gidilsin. Mesela bazıları diyor ki ölen nereye gidiyor? Hiçliğe gidiyor. Bu bana rastladı da hakikaten mi dedim ya? Hiçliğe mi gidiyor? Tabii dedi hiçliğe gidiyor. Yani adam varla isim takmış hiç. Yani bir şey bir yere gidiyorsa, gidebiliyorsa orası var olduğunu göstermiyor mu gitmeyle? Mesela oda yoksa nasıl içeri gireceksin? Odaya geçtim. Demek oda vardır. Diyorum ki bu kitap nereye gitti? Abi buraya gidiyor. Orası da değil. İnsanın ruhu nereye gidiyor? Hiçliğe. Nereye gidiyor nereye? Hiçe gidiyor. Var ki gidebiliyor. O zaman oranın ismini öyle demişsin. Ama ikimiz de diyoruz ki bir yere gidiyor. Biz diyoruz ki vücuda gidiyor ruh. Sen diyorsun ki hiçliğe gidiyor. İkisi de aynı. Gidiyor aynı eşitiz. Ben vücut sen iç diyorsun. Ha. Vasıflar değişik. Ama bir yere gidiyor. Eğer bir şey bir yere gidebiliyorsa gidebilmesi gittiği yerin kesin delilidir. Bir şey bir daha söylüyorum. Bir yere gidebiliyorsa giden kadar kesindir gittiği yer. Bir şey bir yerden gelmişse, geliyorsa gelen kadar kesindir geldiği yer. Yoksa nereden geleceksin? Öyle değil mi? Bak bir daha söylüyorum. Bir şey bir yerden gelebiliyorsa, geliyorsa gelen kadar kesindir geldiği yer. Bir şey bir yere gidebiliyorsa giden kadar kesindir gittiği yer. Çok güzel anladım. Çok, hatta o kadar tekrarladı sen bunu. Çok uğraşıyorum. Evet. Yani her çeşitte misal veriyorum ki herkesi kapsasın çünkü ilginçtir. Mesela çok acayibime gidiyor. Korku yok mu ya bir korku? Hastalık korkusu, ölüm korkusu, kanser korkusu. Yani teyzemin çocuğu kanser oldu diyor mesela. Ben de korkuyorum. Olabilirim. Korku yok mu? Ha, korkunun varlığı geleceğin varlığını ispat ediyor. Çünkü geçmişte korku yoktur. Korku geleceğin sıfatıdır. Ha, geleceğin en güzel delillerinden bir tanesi korku olduğu gibi geleceğin en güzel delillerinden bir tanesi de fikirdir. Fikir geçmiş, geleceği aralıyor, yırtabiliyor, gidiyor.
Mesela plan yapıyorsun. Mesela bir tanesi geldi. Abi dedi Çatalca'da temizlik malzemesi dükkanı açacağım dedi. Ortakla. Ortağı dinsiz. Mesela abi dedi her şeyi inkar ediyor. Bir yere denk gelmiştik. Şimdi orada daha önce bana demişti. Böyle bir ortam var diye. Ama dürüst gibi gözüküyor diyor. Vesaire. Neyse ben size şey yapacağım. Dedim ki bir tahlil, tahkik yaptınız mı? Bu şehirde temizlik dükkanı var mı? Bir şey anlatmak için anlatacağım. Kaç tane var? Nerede var? Yani planları yaptık dedi adam. Yani biz planlarımızı yaptık dedi. Geleceğin planlarının hepsini yaptık. Hakikaten yaptınız mı dedim planını? He. Demek ki gelecek var ki planını yapıyorsunuz. Gelecek yoksa onun planı yoktur. Yani plan demek geleceği tanzim etmektir. Yani içini sen düşündüğün için gelmeyecek. Zaten gelecek, şimdiden önce onun planlarını kuruyorsun. Ev nerede yapılır, bir ne yapılır. Demek ki geleceği, akıl için gelecek zaten hazır gibidir. Aynıdır. Geçmişten korku aldığı gibi, geçmişten de hüzün alır. Yani öyle değil mi? Biz gelecekte bak orada köpek var diyorsun. Dün efendim havladı, bugün de havlayacak. Daha bir şey yok ama. Korku başlamadı mı sende? Başladı. Sen dedin ya postacıyı bana şey yaptı diye. Şimdi geçmiş korkusu yok mu? Şey elem var. Korku yok artık. Geçmişte hüzün var, elem var. Şimdi onu kullanıyorsun. Ya bu gene gelecek. Korktuk. Korkmak neyi gösteriyor? Geleceği yaşıyorsun. Daha köpek yok ha. Yanaşmadık bine ya. Korktuğunda başına geliyor mu sen? Ahiretin ne kadar üstü açılırsa o nispetle Allah zahir oluyor. Ahirete yakınlık aslında Allah'a yakının ifadesidir. Çünkü iman esasları bir bütündür. Yani çekirdekte dal ne kadar kesinse çekirdekte koku da o kadar kesindir. Çekirdeğin içerisinde gövde var, dal var. Çiçek var, yaprak var, meyve var, koku var. Değil mi? Bir çekirdekte ağacın böyle şeyleri var. Yani o çekirdeğin içinde ağaç ne kadar kesin varsa yaprak da o kadar kesindir. Yaprak ufaktır diye, o işte ipek yeri yok diyemezsin. İman esasları 6 tanesi bir bütündür. Bir tanesini inkar etmek, hepsini inkar etmek manasına nasıl geliyor? Çekirdeği düşünün. Çekirdeği. Gövde var. Dal var. Yaprak var. Çiçek var. Meyve var. Tat ve koku var. Var mı? Var. Sen bu meyveye vallahi ben bunun yapraksız olmasını istiyorum diye yaprak bölümüne iğneyi soksan çekirdeğe ağacı komple yok etmiş olmaz mısın? Çünkü çekirdek itikatta her şey çekirdekte ağaç her şey bir bütündür. Ama ilmi yakiniyet farklı olabilir. Onun için ahirete ait iman esasları ne kadar okunursa veya Allah'a ait iman esasları ne kadar okunursa o kadar ahiretin üstü açılıyor. Mesela şöyle diyeyim ahiretin üstü açılması. Cahil adam bakar simalara hiçbir şey anlamaz. Ama dünkü derse simayı dinlerse İşte zina yapanın suratına şu olur, içki içenin şurası olur, namaz kılanın şurası şu olur, kitap okuyan şurası şu olur, nurcunun şurası şudur, Süleymancının şudur, efendim doğu insanı şöyledir, Çinli böyledir. Sima ile ruhu seyretmiyor muyuz? İlim arttıkça insanın ruhun üzerindeki örtüler kalkmıyor mu? Ruh ahiretten daha muammadır. Ruh anlamak daha zordur. Ruhu görmek ahiretteyi görmekten daha zordur. Ruhu seyretmek daha zordur. Çünkü kulu ruhu min emri Rabbi. He Selahattin abi. Rabbinden bir emrindendir. Ahiret kolaydır. Ben ruhu seyrettim diyen yok da ahireti seyrettim diyor. Hazreti Ali diyor ki ahireti gözümle açılsa şimdi. Yakinim yani ona imanım
Ziyadeleşmez. Demek ki görüyor. Ahiret şurada bir şey ya. Ruh zordur. E ruhu da sima ile aralıyorsun. Mesela ona al adamın ruhuna bak ya diyorsun. Şuraya bak. Yani ilmi arttıkça bu dünyada varlıkta en saydam ayna, en kaliteli cam, ayna simadır. Sima. Bu yüz değil. Çünkü aynada, lavabodaki aynada, tuvaletteki aynada suretini görüyorsun. Değil mi? Şeklini görüyorsun. Ama simada ruhu seyrediyorsun. Adam korkusunu seyrediyorsun. Memleketini seyrediyorsun. Namazını seyrediyorsun. Pisliklerini seyrediyorsun. Simada seyretmiyor musun? Abi hep karşı ismini sen anlatıyorsun. Karşıdakini seyredebiliyorsun. Peki kendini de seyredebiliyor musun abi? Allah razı olsun. En garip de odur. Allah Resulü diyor ki ben aynayım, herkes kendisini bende seyreder. Bu birinci yönüdür. İşte avami karşıyı seyretmek, ama bir ikinci bir ayna var. Tamam. Ona ne diyorlar, o telefonu böyle çekince karşıyı çekiyorsun selfie. Gibi. Selfie mi? Selfie. Şimdi telefonu tutuyorsun, uzaktan bakan zannediyor ki karşıyı çekiyor. Oysa karşıdan kendini çekiyorsun. Ama ben çekiyorum kendimi. Başka bir ayna göstereyim. Aynaya geçtiniz lavaboya. Bunu mu görüyorsun? Yok, bunu görüyorsun. Aslında bunun saçını taraman lazım. Gözüken bu. Bu değil ki. Direkt gözüken budur. Çünkü buradan bunu göremezsiniz. İlle buraya başka bir yüzle bakacaksın. O zaman kendimi ben karşıda mı görüyorum abi? E tabii karşıdaki, ki. Karşıdan kendini seyrediyorsun. Bu aynada kendini nasıl seyrediyorsan Bülent'in aynasından da kendini seyredebiliyorsun. Mevlana demiş ki edebi demiş edepsizden öğrendim demiş. Evet. Edepsizden edep mi öğrenilir? He? Onun yaptıklarını tersini yapmış abi. İşte o da bir ayna. O da bir ayna. Çok tuhaf değil mi? O da bir tuhaf. Ya acayip bir alem burası ya. Garip bir yer. O kadar alıştık ki garipliğe, garayipliğe normal olmuş. Yani ilim ile cehalet arasındaki mesafe ne kadar kısa, ne kadar uzun. Mevt ile hayat arasındaki mesafe ne kadar kısa, ne kadar uzun. İman ile küfür arasındaki mesafe ne kadar kısa, ne kadar uzun. Mesnevi Nuri 208'de anlatıyor. Yani hayat o kadar oynak bir sebepler üzerine kurulmuş ki kanın bir değeri değişiyor, bir hayatın bitiyor. Bitiyor. Dimağında bir tane hücre çıkıyor. Tümör çıkıyor. Hayatım bitiyor. Bu kadar oynak ve kesin olmayan, her an her şeye gebe olan bir insan, sanki hiçbir şey yokmuş gibi geleceğin planlarını yapması, ahirete karşı lakayt yaşaması, gafil olması, Allah'ın zatına yemin ederim ki şu son 2-3 senede aklım hafsalan bunun cevabını bulmuş değil yani tatmin olarak. Nasıl oluyor bilmiyorum. Hani iptal istiyoruz, Risale'de okuyoruz ama yani ben başka şey de başka daha nasıl oluyor? Yani bu kadar oynak, bu kadar gayri sabit, sabit olmayan, her an her şeye gebe olabilen bir insan sanki demirden, polattan, çelikten bir vücudu varmış gibi planlar yapması. Mesela ben ağaçları görüyorum, bak bu benden fazla yaşayacak diyorum. Binayı görüyorum, benden fazla yaşayacak diyorum. Yani ahiret olmuş nasıl bir şey biliyor musun ahiret? Şu anda şimdiki zaman yaşıyoruz ama şüphemiz var mı şu anda bir dakika sonra? Yok, yaşayacağız. Ölsek de ölmesek de
Ölsek de yaşayacağız. Yani geçeceğiz. Geçmişinden şüphe olmadığı gibi gelecekten de şüphe yok. Yani bu kadar kesin biliyor musun ahiret? Hepten kesin ya. Yani. Yani bir bu boyut ya. Ölüm denilen bir anda perde geliyor bitti. Yani rüya gibi bir şey ya. Her şey sıfır. Haydi bakalım. Bir boyuta geçiyorsun. Bu yaşantın o boyutun çekirdeği oluyor. Mesela boyut şu. En. Tamam mı? Burada olan bir şey. Şu. Şurada olan bir şey. Burayı göremez. Çünkü aynı yapışıktır. Bak. Derinlik yapıyorum. Bir boyut da çıkarıyorum. Bu burayı gördüğü gibi burayı da görüyor. Kaç boyuttu bu? 1, 2. Buraya gelince 3. Dördüncü boyut olunca 1'i görüyor, 2'yi görüyor, 3'ü de görüyor. 4 dedi zaten. Ondan sonra zaten felsefenin şöyle bir tanımlaması var. Çok ilginçtir. 12. boyut Tanrı'nın boyutudur diyor. 11 boyut bilimsel olarak kanıtlanmış aslında. Kanıtlanmış. Hepsi iç içe burada. Hepsi aynı yerde. Hepsi 11. Aynı. 11 tane boyut. 12.'si Tanrı boyutudur diyor. Yani olmuş olacak ihtimale yattı her şeyi bilen bir boyuttur. Yani en azından düşüncede boyutlar kesin. Mesela en boy. Burada olan bir şey yapışıktır. İki boyutludur, göremez hiçbir şey. Göremez hiçbir şeyi. Bulunduğu yerdedir. Yapışık olduğu için. Yani buradakini burayı göremez. Aynı düzeyde çünkü. Sıfır. Yapışık. Burayı görebilmesi için bunun üçüncü bir boyuta geçmesi lazım. Aha. En boy. Bir de derinlik. Üç boyut oldu. Tamam. Dört boyut olursa küp mü oluyor? Küp oluyor. Üçgen küp oluyor. Beşinci boyutta zaman sanar. Beşinci boyut zaman oluyor zaten. Altıncı boyut kuantuma giriyorsun. Aşağıya iniyor. Zaten kuantum boyutu, altıncı boyuta girdiğin zaman her şey ama her şey olması gereken her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Olması gereken her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Orada kuantum boyutunda, kuantum mekaniğinde bir şeyin bir yerde olması mümkün değil, mucizedir. Ama dünyada biz bir şey bir yerdedir, bir şeyin birkaç yerde olması mucizedir. Kuantum deniliyor mekaniği. Şuraya Newton mekaniği. Newton mekaniği deniliyor. Bir şey bir yerdedir, birkaç yerde olmaz. Olursa mucize olur. Peygamberlerde veya velilerde keramet olur. Kuantum mekaniğinde, altıncı boyutta ise bir şey olması gereken her yerdedir, bir şey bir yerde olamaz. İmkanı yoktur. Olursa mucizeymiş. Onun için cennetteki mucize bir şeyin bir yerde olabilmesidir. Ve çok merak edeceğiz. Bir şey bir yerde nasıl olur? Hakikaten ben de aslında düşününce çok zordur. En zor işi yapmış Allah burada. Mesela ben konuşacağım hiç ses bir yere gidecek. Hiç kimseye gitmesin. Bulunduğu yerde olsun. Sana diye veya sana gelsin. Bu zor değil mi? Ama herkese gitmesi aslında bir şeyin bir şeye gitmesi kolayken herkese gitmesi zor yol. En zor dünyayı yapmaktır. Çünkü dünyada kullanılan malzeme yaptığı vasıflara hiç uymuyor. Mesela düşüncelere, fikirlere, hislere, hayallere. Cennetteki ise malzeme nuranidir. Gölge yoktur orada. Her şey nurdur. Nur malzemesiyle cennet yapmak çok kolaydır. Kesip madde ile mana dünyasını, dünyayı yapmak çok zordur. Bir hakikati bir yerde tutmak çok zordur. Ha, tutan sesimi. Işığı tutun bir yerde. Nasıl tutacaksın? Onun için arkadaşlar, neyse yanlış anlaşılır, buradaki düzey
hiçbir düzey, hiçbir 18 bin aleme hiçbirisine benzemediğinden dolayı onlar belki biraz birbirine benzer. Bunun gibi bir alem yoktur. Bir şeyi bir yerde tutmak zordur, imkansızdır. Çünkü fiziğin yani maddenin kuantumuna, maddenin alt veri tabanına zıttır. Çok zordur. Yani suyu buz yapmak çok zordur. Çünkü H2O değil mi su? Bakın hidrojen, oksijen birisi yanıcı birisi yakıcı. Söndürücü yapmış. Tuhaf değil mi? Hidrojen yanıcı, hidrojen yakıcı. İkisini bir araya getiriyor, söndürücü yapıyor. Yanıcı yakıcı ya, söndürücü yok bir tane. Kimyacı diyor sizin mesleğinizde. Adam profesörün şeyini okudum. Her yağmurun böyle yağdırılmasına yakın diyor. Endişe edip eve kaçıyorum. Sebebi neymiş biliyor musun? Asit yağma ihtimali daha büyükmüş yağmura göre. Adam hem de İngiliz. İngiliz profesör. Asit yağma ihtimali daha büyüktür diyor. Hesabını da yapıyor adam. Peki devam edeyim. Lezzet neredeyse sen de ahirette senin orada. Bir daha söyleyeyim. Lezzet nerededir? Mesela aldım. Nerede lezzet? Beyinde. Ahiret de oradadır. Boyut işte. Ama o lezzeti kulağa götür, burun götür, gözü götür. Görebilir mi lezzeti? Ancak o boyuta bu boyut geçmiş. Bak, lezzet neredeyse sen de ahirette, bak, lezzet neredeyse sen de ahiret de senin orandadır. Mesela ahiretin ahireti, cehennemin cehennemi, cennetin cenneti insandadır. Cehennem bir şey değil o ahiretteki. En büyük cehennem onun çekirdeği olan insandadır. 7 tane sıfat var ya 744'te. Cehennemin cehennemi. Garip garip bakıyorsunuz da. 744 müydü? Lemat'ta. 741 de olabilir mi? Bak. Şey değil mi sana bu hani Kenan Kuyusu'nun başındaki 11 kardeş değil değil mi? Yok yok yok. Yeysin, başka şey. Yeysin zulümatından. Yok o Yeysin zulümatından şeydir. 339. Bak. Ha şurada. 741. Bak okuyorum. Halet-i Hafe. 1. Havf, dehşet, ac, raşet, kalak, vahşet, yut, yeis, mürekkep, mürekkep vicdansuz. Diyor ki, cehennemden beterdir. Ondan daha muhriktir. Ondan daha fazla yakıyor. Ruhumuzu eziyor. Zira o şeş cihetten ki onlara başvurduk, öyle halet almışız. Ki yapılmış o halet, yani cehennemden muhriktir, cehennemden beterdir, bizde olan nedir? O halet şu, haf, dehşet, ac, raşet, kalak, vahşet, yutm, yeis, de mürekkep, vicdansuz. Bunlar cehennemin cehennemi. Buna ait bir ders var bizde. Merak eden varsa tek tek izahını. Cehennemin cehennemi diye böyle aynı bu isimde bir ders var. Çünkü ustad diyor ki cehennemden beterdir, ondan daha muhriktir. Çünkü cehennem, bizim bildiğimiz cehennem hayatın her safhasına azap veriyor. Ama ruh cehennemden üst hakikat olduğu için ruhun derinliklerine fazla nüfuz edemiyor. Cehennem. Bir daha söylüyorum. Cehennem hayatta yaratılmıştır.
hayatın her mertebesine, kalbin ve vicdanın her safhasına ceza verebiliyor. Ama ruhun en derinliklerine, yani ruhumdan öfledim ruhunuzu denilen sisteme o biz bildiğimiz o cehennem veremiyor. Mesela cehennemden daha beter bir şey anlatayım oradan size. Her bir cehennem ehli 3 defa konuşma şansı vardır. Allah'a konuşma diyorum, nida etme. Ama bunu biliyorlar 3 defa. Cehennemden beteri anlatayım bak. Cehennemde diyecek ki zat, Allah'ım beni affet ne olur. İlk reddedilecek ve adam bilecek ki 2 hakkım kaldı. Ondan sonra bir sürü şeyler söyleyecek yapacağını. Reddedilecek. O kaldı bir şansım. Sonra diyecek ki beni bir daha dünyaya gönder denilecekmiş, diyecekmiş. Ona denilecek ki oradan gelmedin mi? Ve eyvah denilecek. Bu cehenneme bu kadar azap vermiyordu şimdiye kadar. Eyvah. Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi. Bir daha konuşma, nida etme, yalvarma, isteme. Yani hiçbir şekilde, hiçbir surette olmamak şartıyla dik kafa üstü değil. Dik ayak üstü de değil. Kafa yanlama. Böyle ezeli ve ebedi sonsuza doğru gitmek üzere cehennemin üzerindeki kapaklar kapanır diyor. Cehennemin cehennemi o kapağın ezeli ve ebedi kapağı olması. İşte cehennem odur. Yani bir ümit olsa bir insan şöyle. Ezeli ve ebedi. Abi burada bir insan acayip dehşet alıyor. Dehşet. İşte buna dehşet alıyor dedin ya, dehşet bu. Ha, bu ruhadır. Yani cehennemin cehenneminden bahsediyorum. Yani cehennemden beterdir. Eyvah! Bu kapak kapandı. Bir daha bu ezeli ebedi açılmayacak. Bir de Allah'a malik var cehennem mekel melaikesi. O da muhatap değil. O tabakanın zebanisi var. Zebani, malik ve Allah. Berzak kullanılıyor. Adam çok iyi biliyor. 3 defa nidam var. İstek var. Hapishanede. Üçü biliyor ki, üçü reddedilirse üzerime kapanacak bir daha ezeli ve ebedi konuşma, dinleme, nida etme hiçbir fırsat olmayacak. Bu cehennem değil. Cehennemden beterdir. Cehennemin cehennemidir bu. Cehennemi cehennem yapan bekadır. Ve ümit, o bekanın da en beteri ümitsizliktir. İşte onları tek tek sayıyoruz o derste. Sanki şeyde Müslümana olmayacak Allah'ın izniyle. Çünkü birinci, cehennemin birinci tabakası, ya nereden girdik bu cehenneme ya? Bizimle şey yok, haşir meselesiydi. Ne dedik bir daha okuyorum. Lezzet neredeyse sende. Lezzet nerede şu anda? Bak şimdi. İyi dinleyin. Su gitti mi? Lezzet var mı yok mu? Şimdi yok. Şimdi yok. Şimdi yok. Peki, ben düşünüyorum, limonlu su içmiştim. Nasıl? Oo, Allah Allah, harika. Şeftali. Tokat şeftalisi yemiştim en son. Ama acayip bir şey. Bal mı bal. Tamam. Şerefli Koçhisar'ın şeyi var, kavun. Örnek veriyorum. Nasıl biliyor musunuz? Kavun tadı... Kokusu. Aynen kavun gibi işte. Şu anda kısmen ben düşünmekle deşmiyor muyum? Lezzet aldın değil mi sana? Biraz? Alıyorum tabii. Alıyorum. Düşünerek lezzet çıktı mı? Düşünerek elem çıktı mı? Düşünerek vicdan azapları ortaya çıkıyor mu? Düşünerek geleceği düşünerek korkular çıkmıyor mu? Neredeydi bu? Nereden çıktı? Bak. Düşünerek lezzet, düşünerek elem ne çıkıyorsa, o nereden çıktıysa ahiret de oradadır. Çünkü ahirettir onlar zaten.
Ahiretin bizdeki nümuneleridir. Çekirdektir bu. Elem cehennemden. Mesela düşünerek acayip bir şey diye. Cennetten haber veriyor. Yani bir daha söylüyorum. Lezzet neredeyse sende düşünerek çıkmıyor mu? Şu anda yok. Ama efendim Hatay'ın inciri. Hakikaten acayip. Örnek için veriyorum. Mesela hepinizi kuşatan bir şey söyleyeyim. Herkesiniz ortak özelliğimi söyleyeyim. Limon. Limon var ya limon. Ağzını sulandı mı? Sulandı. Peki nasıl sulandı o? Benim sesim nerenizde limon hakkında malumat, bilgi ve o sulanma şeyi varsa o bilgi aktif oldu, tükürük bezine komut verdi. Tükürük bezine komut vermesinin sebebi şu. Limon geliyor, o limon da asittir. Asite karşı tükürükle karşılık ver. Nötrleştir, dire vücuda gitmesin gibi süreç. Yani limon dediğim anda sende nereden limon hakkında ortaya çıkışlar oluyorsa, lezzetler nasıl çıkıyorsa, elemler nasıl çıkıyorsa, çıktığı yerdedir ahiret. Yani buz neredeyse su oradadır, su neredeyse aşık oradadır. Elem ve lezzet nerede depolanmışsa ahiret orasıdır. Dumanın odunun neresinde duman varsa bedenin orasında cehennem vardır. Odunun neresinde nur varsa bedenin orasında cennet vardır. Diyor ki ne diyor ya? Tamam, son cümlemiz ve ondan sonra namaza geçiyoruz. O alemleri alemi şehadet örtmesine misal. Ahireti şu alemi misal örtmüş ya. O nasıl örtmüş ona örnek vereyim. Senin cesedin, aklını, ruhunu hatta hayati latifelerini nasıl örtmüş, gizlemiş olduğu gibi. Yani dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Tenteneli bir perde. Yani tül var ya tül böyle. Yaklaş 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 yaklaş. Allah Allah. Uzaktan bak düz. Değil mi? Düz, perde, gözükmüyor. Yaklaş, 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 yaklaş. Pencere. Dünyada ahiret üzerine böyle tenteneli bir perde. Yani cehalet düz perde olmuş. Uzaktan bakıyor cehalet. İlim yaptıkça, bu dersleri dinledikçe, risale okudukça bunun üzerindeki perdeye yaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun. Allah Allah. Diyorsun. Dünya ahiretin üzerine örtmüş. Örnek ver buna ait. Beden, cisim nasıl aklı örtmüş, nasıl ruhu örtmüş, nasıl hisleri örtmüş, nasıl duyguları örtmüş. Beden bunları nasıl örtmüşse, nerede? Ama her yerde. Neresi de yeri de yok. Ruh, akıl, hisler, latifeler bedeni neresindeyse ahirette dünyanın orasındadır. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ El-Fatiha.